Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Lokman suresi son ayet, 34. ayeti ele alacağız. Bu bir ayet ama konu bütünlüğü açısından tek başına çok önemli manaları bizlere bildiriyor. Ve Allah-u Teala bu ayette şöyle anlatıyor. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اِلْمُ السَّاءَ Şüphesiz kıyametin ilmi Allah'ın nezdindedir. Kıyametin ne zaman kopacağını o bilir. Ve yunezzilul gayf, yağmuru o indirir. Ve ya'lemu ma fil erham, rahimlerde ne var o bilir. Ve ma tedri nefsun maza teksibu gade, hiçbir nefis yarın ne kazanacak bilemez. Ve ma tedri nefsun bi eyyi ardın temut, hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini bilemez. İnnallâhe alîmun habir, şüphesiz Allah alimdir, her şeyi bilendir ve habirdir, her şeyden haberdar olandır. Sahabelerden bir tanesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş, bununla alakalı soru sormuş. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman? İşte ben tarlaya mahsul ektim, yağmur ne zaman yağacak? Hanımım hamile, işte kızım mı olacak, oğlum mu olacak? Sonra ben yarın ne kazanacağım? Ben nerede öleceğim? Bu tarz sualler soruyor. Ayet-i Kerime bütün bunlara bir cevap olarak iniyor. Hem ona hem de bütün insanlığa önemli bir dersi vermiş oluyor. Bunlar gaybın anahtarları olarak da ifade edilir. Ve indehu mefatihul gayb. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Onun nezdindedir. La ya'lemuha illa hu. Ancak o bilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın işte gaybı bilmesi noktasını nazara verirken gaybın anahtarları onun elindedir ancak o bilir bunu ifade ediyor. Ardından da bu ayet-i kerimeyi okuyor. Ve bu ayete Mugayyebat-ı Hamse namı da verilmiş. Yani beş bilinmeyen. Malum gayb insanın gözünden ırak olan doğrudan gözüyle görmediği ve aklıyla da doğrudan ihata etmediği şeylere verilen isim. İşte kıyamet ne zaman kopacak? Bizim için gayiptir, bilemiyoruz. Yarın ne kazanacağız? Bilemiyoruz. Nerede öleceğiz? Bunu da bilemiyoruz. Ama ayet-i kerimede nazara verilen hususlardan yağmur ne zaman yağacak? Biraz bilgimiz var. Ana rahmindeki çocuk kız mı erkek mi? Biraz bilgimiz var. Buna açıklık getirmekte fayda görüyorum. Çünkü bazıları ayet-i kerimedeki ana rahmindekinin durumu, bir de yağmurun yağışı, bunları gayba dahil etmiyorlar. Ve diyorlar ki, ana rahmindeki çocuk kız mı erkek mi, günümüzde ultrasonla, röntgenle bilinebiliyor. Ve yağmur ne zaman yağacak? İşte bir gün öncesinden hava tahmini şeklinde az çok tahmin ediliyor ve büyük ölçüde de belki %80, %90 doğru çıkıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Değerli izleyenlerim, ayet-i kerimede kıyametin ilmi Allah'ın katında. Bu net olarak ifade edilmiş. Bir kimse yarın ne kazanacak bilemez. Net olarak ifade edilmiş. Ve hiçbir nefs nerede ölecek, arzın neresinde ölecek bilemez. Bu da gayet net ifade edilmiş. Ama yağmuru o yağdırır derken işte nereye ne kadar yağmur yağar işte insanlar hiç bilemez doğrudan bir tahsis manası ayette görülmüyor. Ana rahminde olanı bilir derken başkası bilemez o manada bir şey de söylenmiyor. Ancak atıf yoluyla geldiğinden ve hadis-i şerifte de bunlar gayba dahil edildiğinden acaba bunların gaybi cihiyeti ne olabilir? Bunu da araştırmamızda fayda var. Şöyle ifade edebiliriz. Yağmurla alakalı yağmur belli bir nizama tabi değil. Mesela güneşin belli bir nizamı vardır. Ayın belli bir hareket seyri vardır. Bunlar bellidir ve biz önceden bunları bilebiliyoruz. Diyelim ki bundan 20 yıl sonra hangi gün nerede ay ve güneş tutulması olacak? Önceden bunu bilmek mümkündür. İlim adamları bunu biliyorlar. Ama 20 yıl sonra nereye ne kadar yağmur yağacak bu bilinmiyor.
Demek ki yağmurun belli bir kuralı yok. İşte güneş ne kadar büyük bir nimet, hava ne kadar büyük bir nimet, ama bunlar rutin olduğundan, devamlı olduğundan bunların nimet olduğunun çok da farkına varmıyoruz. Ve söz gelimi yarın güneş doğsun diye Allah'a dua etmiyoruz. Ama zaman zaman kuraklık oluyor. Ve o kuraklıkta Allah'a yalvarıyor, kuraklıktan bizi kurtarması için dua ediyoruz. Demek ki yağmur belli bir kurala tabi değil, nereye ne kadar yağacak belli değil. Bundan dolayı yağmur gayba dahil edilmiş. Yoksa yarın işte şu kadar yağmur, yani kuvvetli bir yağmur bekleniyor gibi önceden bunu tahmin etmeye engel değil. Meteoroloji imkanları, ilmi imkanlar arttıkça bu noktada insanlar önceden az çok bilebiliyorlar. Bu vücuda geleni gelmezden önce bir derece tahmin etmek tarzındadır. Diyelim denize bakarken baktık ki duman var. Duman varsa demek ki ileride bir gemi var, vapur var ve onun varlığını önceden hissederiz. Veya demir yoluna kulağımızı şöyle dayayıp sesleri duyduğumuzda demek ki ileriden tren geliyor, onun farkına önceden varmış oluruz. Demek ki yağmurun da kendine göre bir takım habercileri var. Havadaki nem oranı, işte rüzgarın esme istikameti ve rüzgarın saatteki hızı. Bu gibi şeyler önceden yağmuru tahmin etmemize yardımcı oluyor. Ve böylece dünya çapında meteoroloji uzmanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde işte haberlerde duyabiliyoruz. Yarın ülkemiz Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı bir hava kitlesinin etkisi altında kalacak. Şu bölgeler yağışlı olacak, bu bölgeler karlı olacak gibi. Önceden bu bir derece tahmin ediliyor. Ama diyelim ki önümüzdeki yıl kurak mı olacak yoksa yağmuru bol mu olacak? Bunu bilemiyoruz. İşte yaşadığımız şu 5-10 yıl gibi, 20 yıl gibi dönemi düşünecek olursak zaman zaman kuraklık yaşadık. Öyle ki barajlarda sular çekildi. Alttaki toprak, içinde neler varsa hepsiyle beraber görüldü. Ve bu manada ciddi kuraklık yılları yaşandı. Ama Allah-u Teala diğer yıl veya bir başka yıl rahmet musluklarını açtı. Gökten bol miktarda yağmur gönderdi ve kışın kar da gönderdi. Bunun neticesinde barajlar doldu, insanların yüzü güldü. Demek ki yağmur noktasında yağmurun belli bir kuralı yok. Güneşin yarın kaçta doğacağının belli olması gibi yarın kaçta nereye ne kadar yağmur yağacak, bunun önceden bir haritası söz konusu değil. Bundan dolayı gayba dahil edilmiş. Diğerine gelince ana rahmindekinin durumu, ayet-i kerime ana rahmindeki kız mı erkek mi Allah bilir demiyor. Rahimlerde ne var Allah bilir. Bu genel bir ifade. Dolayısıyla rahimde olanın sadece kız ve erkek olması açısından değil, bütün özellikleri yönünden bakmak lazım. İşte ana rahmindeki çocuk ya kızdır ya erkektir. Bu onun milyonlarca belki milyarlarca özelliğinden sadece bir tanesi. Ama bunun huyu ne olacak, tüyü ne olacak, mukadderatı ne olacak, sayit mi olacak, şaki mi olacak, ne gibi olaylar bunun başından geçecek, bunlar tamamıyla gayiptir ve insanın bilebildiği bir şey değildir. Bu açıdan her ne kadar günümüzde bazıları yağmurun yağması ve ana rahmindeki çocuğun durumunu gayba dahil değildir gibi değerlendirmek istemişlerse de o tarz değerlendirmeye lüzum yok. Ve hadiste de bunlar gayba dahil edilmiştir. Anlattığımız vecihiyle gayb olduğunda zaten şüphe yoktur. Bu açıdan bunları da gayba dahil olarak görüyoruz. Ve bunların da ilmi Allah'ın nezdindedir. Bunu böylece ifade ediyoruz. Gelelim kıyametin ne zaman kopması. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim kıyametin ne zaman kopacağını bize net olarak anlatmıyor. Fakat ca'işratuha, onun bazı alametleri geldi diyor. Yani sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Fakat ca'işratuha, onun bazı alametleri geldi. Ve Peygamberimizin gelmesi zaten bir kıyamet alametidir. Peygamber Efendimiz kıyameti anlatırken, alametlerini anlatırken
benim gelmem bir alamettir buyuruyor. Çünkü kendisi ahir zaman peygamberidir ve la nebiyye bade, ondan sonra peygamber yoktur. Böyle olduğu için onun gönderilmesi artık son devirde olduğumuzu bize gösteriyor. Öte yandan yine Kur'an-ı Kerim iktarabeti sa'atu, kıyamet yaklaştı, venşakkal gamer, ay inşikak etti, ay bölündü buyuruyor. Burada da kıyametin çok uzak olmadığını görmekteyiz. Hatıra şu gelebilir, bu ayet-i kerime nazil olalı 1400 yıldan daha fazla oldu. Bu kadar zamandır kıyamet kopmadı. Halbuki yakın diye ayet ifade ediyor, niye gerçekleşmedi? Hatırımıza gelebilir. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. İnsanlığın ömrü veya dünyanın ömrü bir bütün olarak düşünüldüğünde 1400-1500 sene çok da uzun bir zaman dilimi değildir. Eğer insanlığın ömrü bir güne benzetilecek olsa peygamberimizin gönderilmesi ikindi vakti gibidir. Hadiste anlatılıyor bu. Kıyametin kopması da akşam üzeri olacaktır. Ve nasıl ki ikindiden sonra akşamın gelmesi yakındır, onun gibi peygamberimizin gönderilmesinden sonra da artık insanlığın ömrü çok fazla değildir. Bazı rivayetlerde ümmetimin ömrü 1500 yılı aşmaz gibi, belki zayıf bir rivayet ama bu mealde rivayet de var. Bazı ilim adamları da bu manada değerlendirmeler yapıyorlar. Dolayısıyla insanlığın ömrünün çok da artık uzun olmadığını söyleyebiliriz. Yaşlı bir dünyada yaşıyoruz ve gidişat kıyamete doğru bir gidişattır. İnsanlar kıyamete doğru yol almaktadırlar. Bununla beraber bizi asıl ilgilendirmesi gereken dünyanın ölümü olan kıyamet değil, kendi kıyametimiz olan ölümümüzdür. Çünkü biz öldüğümüzde kıyametimiz kopmuş olacak. Yıllar evvelinde bir tanesi bana sormuştu. 80'li yıllarda. Demişti ki hocam işte bir tanesi bir müneccim, böyle medyumlardan bir tanesi gelecekle alakalı epey bilgiler vermiş. Şu zamanda şöyle olacak, bu zamanda böyle olacak demiş. Ve bunun haber verdiği şeyler 1999'a kadar devam ediyormuş. Ve buradan hareketle de kıyametin 1999'da kopacağını söylüyorlar. Ne dersiniz dedi. Ve sonradan benim öğrendiğim kadarıyla da bu Nostradamus isimli Fransız bir kahin, medyum. Onun bu manada bir takım kehanetlerinden söz ediliyor. Ben o zaman şöyle cevap vermiştim. Dedim ki kıyamet 1999'da mı kopar yoksa 2099'da mı veya başka bir tarihte mi kopar ben bilemiyorum. Ama benim bildiğim bir şey varsa ben öldüğüm gün benim kıyametim kopacak. Sen öldüğün gün de senin kıyametin kopacak. Bizim kendi kıyametimiz koptuktan sonra dünyadaki hayatın 100 yıl veya 200 yıl daha devam etmesi o kadar da önemli değil. İşte bizi birinci derecede ilgilendirmesi gereken kendi kıyametimizdir. Buna kıyameti suğra deniyor. Küçük kıyamet. Bir de kıyameti vusta vardır. Orta kıyamet. Orta kıyamet bir milletin tarih sahnesinden silinmesi. Bir devletin kaybolması. İşte eskide helak edilen bir takım milletler. Nuh'un kavmi gibi. Toplu halde bir infaz ve toplu halde o müşrikler tarih sahnesinden siliniyor. Lut kavmi toplu halde helak ediliyor. Ve tarihe baktığımızda bir takım devletler, işte bir zamanlar Roma vardı, şu anda Roma yok. Bir zamanlar Bizans vardı, şu anda Bizans yok. Tarihte Frigyalılar, Lidyalılar vardı, şu anda bunlar yok. Bu tarzda baktığımızda tarihten silinen milletler, devletler, onlar da orta kıyameti yaşamışlar demektir. Bizim ferdi ölümlerimiz veya bu manada toplu ölümler dünyanın da zamanı geldiğinde kıyametinin kopacağını bize anlatıyor. Nasıl ki insan küçük bir alem ölümden kurtulamaz, büyük bir insan hükmünde olan şu dünya dahi ölümden kurtulamayacaktır. Onun ölümüne kıyamet diyoruz. Vadesi geldiğinde işte bu saat şeklinde de ayette ifade edilir. Kıyametin isimlerinden birisidir. Zamanı geldiğinde dünyanın da ölümü gerçekleşecektir. Ve tabii büyük insan olan dünyanın ölümü
sıradan bir ölüm değildir. Bir defa yaşanacak olan bir olaydır ve o bir defa yaşanacak olayda artık dünya dengesini kaybedecek. Belki bir kuyruklu yıldız veya bir gezegen dünyaya çarpmasıyla dünya yörüngesinden çıkacak ve dünya işte bir gezegene, o bir başkasına, o bir yıldıza gibi kainat çapında, şu yaşamış olduğumuz alem çapında bir dalgalanma, çalkalanma olacak. Yıldızlar yerlerinden böyle dağılarak adeta bir tesbihin ipi koptuğunda tanelerinin dağılması gibi hepsinin sisteminin bozulmasıyla birbirine girecek ve netice itibariyle kıyamet kopacak. Bu kıyametin kopmasının neticesinde yeni bir alem ve o yeni alemde hayat devam edecek. Bir de bu ayette nazarımıza sunulan kişi yarın ne kazanacak bilemez. Gerçekten de bilemiyoruz. Ve burada kazanma ifadesi kullanıldığından, yani kaybetme nazara verilmemiş. Demek ki kazanmayı esas almak lazım. Her yeni güne başladığımızda acaba ben bugün ne kazanacağım? Tabii bu kazancı da sadece ticarethaneden elde edeceğimiz kar gibi, dünyevi bir menfaat gibi görmemek, ilim olarak ne kazanacağız, marifet olarak ne kazanacağız, sevap olarak ne kazanacağız, bu yönüyle değerlendirmek daha faydalı olacaktır. Öte yandan arzın neresinde öleceğiz belli değil. Neresinde ölmemizden ziyade nasıl öldüğümüz mühimdir. Yani mesela bazı hacca giden yaşlılarımız, Allah'ım şu mübarek beldede bana ölümü nasip et diyor ve orada ölmeyi tercih ediyor ve orada defnedilmeyi en büyük mazhariyetlerden biri olarak görüyor. Buralara bence takılıp kalmamak lazım. Yani normal seyrinde ölüm orada gerçekleşirse elbette diyecek bir şey yok. Mübarek bir beldede hac görevini yaparken vefat etmiş olur. Mübarek bir ölüm olur. Buna bir diyeceğimiz yok da Allah'ım orada benim canımı al demek anladığımız kadarıyla uygun bir duada değil. Dünyanın neresinde olursak olalım Allah'tan istememiz gereken imanlı bir şekilde gidebilmek. Bir insan o mübarek beldelerde velev ölmüş de olsa kötü bir halde de gidebilir. Öte yandan dinsizliğin hüküm ferma olduğu bir ülkede kendisi dinini güzel bir şekilde yaşıyorsa çok güzel bir şekilde vefat edebilir. Bu açıdan öleceğimiz yerden ziyade ne şekilde öldüğümüz önemlidir. Bunun için de Allah'a daima ya Rabbi imanlı bir şekilde dünyadan gitmeyi bize nasip et, bana nasip et. Bu şekilde dua etmekte fayda var. Cenab-ı Hak dünyevi ve ukrevi akıbetimizi hayır eylesin ve imanlı bir şekilde dünyadan gitmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.